Herkese merhaba. Ben Selda Özçelik. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir çizgi çalışması yapacağız. Burada bir tane örneğimiz var. Bu örnekteki çalışmanın aynısını yapacağız. Bize bu çalışma için gerekli olan malzemeleri sayarak başlayabiliriz. Bir tane siyah kağıdımız var. Bu kağıt gramajlı bir kağıt. Ama siz normal bir fon kartonu üzerine de çalışabilirsiniz. Bir tane kalemimiz var. Bu kalemimiz normal imza kalemlerinin grisi. Yani her kırtasiyede çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 4,5 TL gibi bir fiyata almıştım. Beyazı da var ama ben bugün grisiyle çalışmak istiyorum. Bir tane de cetvelimiz mevcut. Çalışma için ilk önce kağıdımızı 4'e 4 olmak üzere eşit parçalara böleceğiz. Etrafındaki boşlukları kesip çıkaracağız. Önce onu hazırlayalım. Gelelim bakalım, başlayalım. Nasıl bir çalışma olacak, neler olacak hep beraber görelim. Kağıdımızı 4'e 4 eşit karelere böldük ama bu yeterli değil. Şimdi yine bu 4 santimlik kareleri ikişer santimden daha bölerek 2'ye 2 kareler elde edeceğim. Hemen başlıyorum. Evet, kağıdımızı şimdi eşit ikişer santimlik karelere bölmüş olduk. Şimdi yapacağımız işlem çok kolay. En baştan başlıyorum. Ortayı belirliyorum. 4 karenin ortasını. Baştan bir çizgi çekiyorum. Sona doğru çapraz olacak şekilde. Aynı şekilde diğer taraftan da bir çizgi çekiyorum. Yani 4 kareyle birlikte çalışıyoruz. Sonra en baştaki çizgiyi şu çizginin tam ortasında göz kararı bir yerde bitecek şekilde çiziyorum. Aynı şeyi bu taraftan da yapıyorum. Diğer tarafa da yapıyorum. Göz kararı ortaya gelecek şekilde. Çizginin ortasına gelecek şekilde tekrar bu işlem bütün çizgileri ve karenin bütün taraflarını tamamlayana kadar devam ediyor. Eşitsizlikler olabilir, onlara çok takılmayın. İşte bu kadar. Şimdi hemen bunu yapalım tekrar. Ortayı belirliyorum. Çapraz bir çizgi çekiyorum. Sonra buradan çizginin ortasına ve aynı şekilde çok basit. Şimdi geri kalanlarını da tamamlayalım. Bakalım nasıl olacak.
Evet, çizimimizi tamamladık. Çok da güzel oldu. Çok kolay olmasına rağmen çok gösterişli bir çalışma. Çok güzel bir çalışma. Umarım denersiniz ve çok beğenirsiniz. Yani siyah üzerine beyaz olması aslında şart değil. Beyaz üzerine siyahla veya yine beyaz üzerine çok renkli de çalışılabilir, değiştirilebilir. Çok güzel bir çalışma, çok da eğlenceli bir çalışma. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünkü etkinliğimiz bu kadardı. Bir sonraki etkinlikte, çalışmada tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.